Das ist so unterlich. Hallo Leute, herzlich willkommen nach Nürnberg. Hallo people. Welcome to Nürnberg, Germany, Bayern. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Nürnberg'teyiz. Evet. Güzel bir hava var. Günlerden pazar. Bugün seçim günü Türkiye'de. Seçimler nasıl geçer? İnsanlar bayağı bir yoruldu, bayağı bir gerildi. Umarım herhangi bir sıkıntı, sorun olmadan atlatılır. Böyle bahar sezonunda herkes güler gülümser. Kimin seçildiği önemli değil, önemli olan hizmettir ve hizmete karşılık beklentiler. Buna karşı da herkes sorumluluğunu bilmeli. Seçmen de her zaman hesap sormasını bilmeli. Bakın sadece bir oy içindir. Bir gün olsun halkla buluşmayan liderler, herkes ayaklarınıza kadar gelip oy diliyor. Bakın bir elin şeyler gibi gülümseyelim. Evet. Liderler herkesin ayağına geliyor bir oy için. Oyu aldıktan sonra unutuyor. Unutturmayın arkadaşlar. Yani unutulmamalı. Herkesten hesap sorulmalı. Sen ne sözler verdiniz? Neler yaptınız? Bizler neden mutlu değiliz? Vesaire vesaire. Yani bunu gerçekten saygı çerçevesi içerisinde bunun hesabını sorup, hesap sorulmayacak tek kişi varsa o da Yüce Allah'tır. Onun haricinde herkesten hesap sorulur, sorulmalı. Yani kalem kalem bunlar belirtilmeli. Güzel müzik yapıyorlar ha. Ya bu roman arkadaşlar olmasa dünyanın her yerinde sokakları canlı canlı ediyorlar. Bakın burası 1 milyon metropollü bir yer. Ama görüyorsunuz sokakların, caddelerin, trafiğin durumunu. Rahat, geniş caddeler, geniş sokaklar, stres yok. İstiklaldeki günlerimi hatırlıyorum da ya, çarpmamak için böyle böyle oluyorduk yani, var ya. Evet, Lorenz Dom Kilisesi. Ben buraya niye geldim arkadaşlar? Bir dükkan var. Hemen bu kilisenin arkasındaymış. Orayı bir görmeye geldim. Vay be. İleride Elton John gibi öresi bak. Kale de orası arkadaşlar. Burası
burası da meydan. Nürnberg gezilecek, okunacak, çalışılacak hoş kentlerden bir tanesi. Lawrence Kirche, bu kilisede güzel. Burası Kral Caddesi idi, Kral Meydanı ve Kralın Sarayı da orası. Etrafımız da kale surlarıyla çevrili. Benim bahsini ettiğim dükkan da şurası arkadaşlar. Bakın hemen kilisenin yanında köşedeki yer. O köşe yer. Şimdi oraya gidelim. Bu da havuz. Havuzu açacaklardır. Dükkanı bir görelim. Burası da bakın gelinlikçi. Evet, yaz sezonu başlıyor. Evlilikler, nişanlar, düğünler olacak. Herkese mutluluklar. Evet, dükkan da bu arkadaşlar. Şurası bakın, kilise burası. Meydan orası. Dükkan da bu. Evet. Dükkanın çevresi, meydan da çok süper. Hemen kilise meydanı. Süper. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Dükkan burası işte. Dükkanın yeri güzel. Evet. Dışarıya kadar masalar atılabilir yani. Buraya kadar ben görüştüm. Yani bana söylediği şuraya kadar masaları atabilirsin. Burada dışarıya yani 100 tane masa atılabilir. Evet, kafe bar düşünüyorum. Aynen öyle. Tahmin ettiğiniz gibi. Ben Lawrence Place. Zaten burası Lawrence meydanıymış. Orası da kale. Çok turistik bir yer. Büyük sinemada arkada. Hemen şu aşağısı nehir arkadaşlar. Yani yeri şeyi müthiş. Kirasını sordum. Kiralar çok yüksek, pahalı arkadaşlar. Ama işte bir şeyler yapacağız bakın. Böyle bir yer. Buranın içerisinin tadilatı falan. Bayağı bir masraf tutacak. Ama ne yapalım? Biz de Havana Kulüp, kafe bar tarzında ya da Ibiza Beach Bar tarzında bir şey düşünüyorum. Kokteyl, limonada, kafe, bistro, espresso ve pizza, Amerikan pizza, İtalyan pizza. Bakın yukarıdası da kiralık. Tüm binayı da kiralayabiliriz. Yahut da sadece şeyi, ortak olmak isteyenleri beklerim. İlgilenenleri de beklerim. Vallahi tek başıma kaldıracağım bir şey değil zaten. Ben böyle bazen bir yerlere bakıyorum. Orası hakkında konsept, hani biliyorsunuz, bilenler bilir. Konsept geliştiriyorum. Konseptleri de bazı insanlara sunuyorum. Bazen ortak olabiliriz. Bazen o kişiler kendileri yapabilirler. Ben konseptini geliştiririm. Fikir veririm vesaire. Oradan da emeğimin ücretini, karşılığını alırım. Reklam, tasarım, konsept geliştirme, yurt dışı eğitim, bu konularda yurt dışında çalışma, staj vesaire, turizm, gezi rehberliği, transfer, VIP, kültür, etkinlik, danışmanlık, ekonomik danışmanlık, hepsiyle ilgileniyoruz. Vallahi burası böyle bir yer arkadaşlar. Güzel bir yer. Hoşuma gitti. Neyse, dönelim. Yeri de güzel. Bakın buradan tekrar şöyle bir komple içine bakılır. Süper olur. Bana kalsa fazla bir tadilat yapmam. Ben böyle bu konsepti, şeyini korurum. Bazen böyle daha doğal oluyor. Zaten insanlar genelde dışarıda oturacağı için içerisine akşamları kaçarlar. Akşamları da fazla böyle ışıklara önem verilmesi daha hoş olur. Güzel bir tezgah yapılır. Ve güzel resimlerle ortalık güzel dekora yapılabilir.
Evet, bugün seçimlerde kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seçimler dediğim gibi kimin geldiği, kimin ne olacağı önemli değil. Önemli olan hesap sormanız. Ve yani A'dan Z'sine kadar herkesten hesap sorulmalı. Halkın üzerinde, milletin üzerinde daha büyüğü yoktur. Size bugün acı çektirirler. Birkaç yıl daha çektirirler ama ondan sonra davay. Yani yok olup giderler. Başka hükümetlerin yok olup gittiği gibi. Şurası arkadaşlar bizim sinema salonumuz. Benim filmlerim, çektiğim bazı filmler burada yayınlıyoruz. Burası bağımsız bir sinema evi. Yani yarı yarıya. Şöyle göstereyim. Bağımsız güzel filmler de burada yer alıyor. Ayrıca burası bizim sponsorumuz. Yeni çekeceğim film I Am Sorry'nin çekim yerlerinden bir tanesi burası. Filmdeki barmen çocuk burada çalışıyor. Ve hatta filmin başrolündeki gençler, aşıklar bir sinemaya gidiyor. Orası da burası. Bakın burası olacak. Evet. Bir burası, bir de ilk başta hani film festivalinin olduğu yer, o canlı olan yer, hemen turun olduğu yerde. Orası da bizim destekçilerimizden. Evet, sezon açıldı arkadaşlar. İtalyan dondurması, bakın böyle çeşitli İtalyan dondurmaları. Süper. Bunların tanesi arkadaşlar 1.40. Wow, pahalanmış valla. Bir tane 1.40'a. İki tane alırsın. 2.80, 3 tane 4.20. Evet. Vallahi pahalanmış be ya. Geçen sene arkadaşlar 90 centti ya. Yani burası için bahsedelim. Demek ki adamların gözü açıldı yani. Ne diyeyim yani. Şu anki piyasa şeyi ise geçen sene 90 centte, evet. Şu an 1.20. Yani 1.10, 1.20 diye geçiyor böyle. Ama bunlar 1.40'tan bayağı bir pahalı. Buranın en meşhuru ise şu oradaki en sondaki işte La Galletteria diyor ya. Orası bayağı büyük bir yer gördüğünüz gibi. Benim orada yapmak istediğim de onun tarzında ama müzikli, kokteylli, barlı bir yer. Bakın burası da büyük bir yer. Köşe bir yer. Ama burası ana cadde. İşte o, burası da nehir. Teşekkürler, hep birlikte yaşayalım. İyi yaşayalım. Burası da bizim nehir. Bunlar da müzisyen arkadaşlar. O dedeye baksanıza. İzleyiciler de müthiş. Diğer eski köprü, taş köprü, ördekler, kazlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha Venedik gibi, böyle eski yapılar falan, Roma, Bizans. Yani herkesin elinde dondurma. Sizin için ben de yiyeceğim bir tane dondurma şimdi. Ama dediğim gibi en meşhur yerden alacağım. O da burası. İlk kurulanlardan. Meydanlarda genelde böyle figürler de yağıyor. Kontregistresan. Gewalt, Technik und yani güç,
teknik ve uygarlığı gibi bir şey. Evet, burası bahsettiğim diğer kilise de orası. O da bir ikinci kilise. Burası da bunlar arkadaşlar, görüyorsunuz. Kaç kişi çalışıyor burada? Oo, dondurmaya bakın arkadaşlar, süper. Evet. Şimdi sıra bayağı bir uzun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Böyle bir tane yemiş alacağım. Alacağım, sırayı bekleyelim. Burada da ne kadarmış? Bak, hemen fiyatına bakayım buradan da sizin için. Burada 1,5 euro bir tanesi. Arkadaşlar, evet. Sırayı beklerken kendinize iyi bakın. Şöyle meydanı da göstereyim size. Orada küçük tren de var. Burası da ikinci meydan. Orası birinci meydandı. Burası da ikinci meydan. Obenhofstrasse, bakın böyle köşede dondurmacılar görüyorsunuz. İşte bu kadar böyle masalar atabiliyorsunuz etrafta arkadaşlar. Bu da saatli saatli kilise. O da diğer ikinci kilise. Yani birinci kilisenin oradan geldik zaten, Lorenz diye. Bakın burası da güzel. Hatta bugün orgel, yani piyanonun büyüğüne orgel kilisede. Onunla birlikte şey var, gezinti var bugün. Evet, buranın da şimdiki meydanı böyle arkadaşlar. Bu da bir sanatçı arkadaş, bir şeyler yapacak. Kendinize iyi bakın. Bol bol eğlenceler. Evet. Have a nice time. Bye bye.